Hünkar beğendi yemeğimi. Sizin için tadıyorum. Şöyle lokum gibi etinden alıyorum. Patlıcanından alıyorum. Muhteşem. Böyle bir lezzet yok. Şahane. Hepinize afiyet olsun. Lütfen deneyin bu yemeğimi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videomu lütfen abone olup beğenip yorum yazar mısınız? Desteklerinize ihtiyacım var. Merhaba arkadaşlar. Serven'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hünkar beğendi yapıyorum. Yalnız hünkar beğenmiyor bu yemeği. Bizim ev halkı da bu yemeğe bayılıyor. Hünkar beğendiği için 750 gram kuzu etim var. Kuşbaşı yaptırdım. Biraz yağlı. Önce yağlarını eriteceğim. Etim pişerken fırınlarımda patlıcana koyuyorum. 3 adet büyük patlıcanım var. Biraz ben patlıcanı bol seviyorum. O yüzden patlıcanı bol kullanıyorum. Şimdi önce etimizi pişiriyoruz. Yıkamış olduğum etimi tencereme bırakıyorum. Şimdi ocağın altını açtım. Kısık ateşte etin kendi yağlarının erimesini bekleyeceğim. Daha sonra yağ ilave edeceğim. Önce kendi yağında biraz kavrulsun. Patlıcanlarımın çanak yapraklarını kesiyorum. Bıçakla patlıcanımı 4-5 yerinden şu şekilde delikler açıyorum ki içine de ısı geçsin, çabuk pişsin. Çünkü patlıcanlarım çok büyük. 250 derecede fanlı fırına patlıcanların pişmek için gidiyor. Arkadaşlar ete henüz yağ hiç koymadım. Etim biraz yağlıydı. Kısık ateşte kendi yağlarının erimesine izin verdim. Bakın eridi. Kendi yağımda bu şimdi çok lezzetli olacak. Çünkü yağını erittim etimi. Şimdi suyunu salıyor biraz biraz. Suyunu çekmesini bekliyorum. Bakın yağları eridi. Şu ana kadar hiç yağ koymadım. Şu kendi yağı. Bu aşamada 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Biraz zeytinyağını da kavuruyorum. Çok az. Lezzetlenmesi için bir renk biraz bakın renk alması için. Şimdi bu et çok lezzetli oldu. Kendi yağında kavruldu. Daha sonra zeytinyağını içine çekti. Daha sonra bir kuru soğanımı doğradım. Kuru soğanımla da bir 2 dakika kavuruyorum. Bu soğanların etin lezzetiyle bütünleşti. Hafif sote oldu. Çok fazla değil. Bu aşamada 3 diş sarımsağımı ilave ediyorum. 1-2 dakikada sarımsakla birlikte kavrulmasını bekliyorum. Soğan ve sarımsak etimize lezzetini verdi. Şimdi domates salçası 1 yemek kaşığı. Bu salçamızı mutlaka 1-2 dakika etle birlikte kavurun. Çünkü burası çok önemli. Salçamızın lezzeti etle bütünleşmesi gerekiyor. Karıştırırken içerisine tane karabiber atıyorum. 1 tatlı kaşığı. Şöyle 1 su bardağı sıcak su. 2. su bardağı sıcak suyu ilave ettim. Bakın 200 ml'lik su bardağımla. Şimdi ocağımın altını kısık ateşe alıyorum. Bir karıştırıyorum şu şekilde. Ve etimin yumuşayana kadar tam yarım saat pişmesine izin veriyorum. Daha sonra biberlerine domatesini ilave edeceğim. Önce etimiz pişecek, lokum gibi olacak. Kapağını kapatıyorum. Tam yarım saat etimizi pişecek. Patlıcanlarım bu şekilde yumuşadı bakın. İçine bir çatal yaptım, batırdım. Yumuşacık oldu. Hemen buharı kaçmasın, kapağını kapatıyorum. Yumuşaması için 10 dakika bekliyorum. Etim biraz suyunu çekti. Bir tane yedim. Hamur gibi yumuşacık olmuş. Bu aşamada 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı bırakmıştım içerisine.
Zeytinyağı, tereyağını da güzelce karıştırıyorum. Hünkar beğendiğinde olmazsa olması, etin içinde mutlaka tereyağı olması gerekiyor. Fakat ben çok tereyağı sevmiyorum, ağır oluyor. O yüzden 2 kaşık zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı. Bu şekilde tereyağım eridikten sonra 1 adet doğramış olduğum kapya biberim. 4-5 tane yeşil biberim. Hepsini karıştırıyorum. 1-2 dakika yumuşamalarını bekliyorum. Domatesimi ilave edeceğim. Bu aşamada 2 dakika biberler pişti. Domatesimi ilave ediyorum. Kabuklarını soymuş olduğum 1 büyük domates veya 2 orta boy domates. Şimdi domateslerim eriyene kadar pişireceğim. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Az tuz koydum çünkü salçamda tuz var. Ev salçası, kendi yapmış olduğum. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Domateslerimin eriyip rengini vermesini bekliyorum. Şöyle patlıcanımı ortadan ikiye kesiyorum. Çok sıcak, hala soğumadı. Ben biraz acele ettim arkadaşlar. İçerisini şu şekilde alıyoruz kaşıkla. Bakın ne kadar kolay temizleniyor artık. Yalnız çok sıcak olduğu için gördüğünüz gibi buharları löp et. Ben patlıcan çok seviyorum içinde. Az patlıcan sevmiyorum. Bakın şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şimdi ben bunları incecik doğrayacağım. Bakın bu kadar kolay oldu. Bakın ne kadar güzel temizlendi. Arkadaşlar şimdi patlıcanımızı bu şekilde doğruyoruz. Bostan patlıcanı olduğu için bu bir tanesi. 3 taneyi de aynı şekilde temizleyeceğim. Şu şekilde patlıcanımız hazır. Bakın arkadaşlar şunu göstereyim size. Bu iri çekirdeklerini koymayın içine. Tabi bunları atmıyoruz. Bunları da salataya koyuyorum ben. Kesinlikle atmayın. Ama beğendi de içinde çekirdek güzel olmuyor. Mümkün olduğu kadar temizleyin. Bu şekilde hazır patlıcanımız. Bakın. Etim bir tane yedim. Hamur gibi pişmiş. Şu anda hazır kıvam. Kapağını kapatıyorum. Bunu bir kenara alıyorum. Bakın çok sulu olmayacak. Bu kadar suyu olacak. Şimdi hazır. 2 yemek kaşığı tereyağı. Tavam sıcaktı, eridi. 2 yemek kaşığı unla. Bu kavurma işlemi çok önemli. Mutlaka kavurun un kokusu olmaması gerekiyor. Rengi koyulaşmasın. Sadece un kokusu gitsin. Daha sonra pişirip temizlemiş olduğumuz patlıcanımızı ilave ediyoruz. Mutlaka unla birlikte patlıcanlarımızı kavuralım. Bu aşama çok önemli. Bu aşamada içerisine muskat rendeledim. Şöyle ilave ediyorum. Evinizde yoksa koymak zorunda değilsiniz. Fakat süper bir lezzet veriyor. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ne kadar güzel patlıcanla un birbirine geçti, toparlandı. Bu aşamada hep ocağınızın altı kısık ateş olsun. Bu aşamada 1 bardak su bardağı rendelemiş olduğum kaşar peynirimi ilave ediyorum. Kaşar peynirimi de patlıcanla unla birlikte eriyene kadar karıştırıyorum. En son sütümü ilave ediyorum. Bakın erimeye başladı kaşarımız. İşte sakız gibi olması için patlıcanımızın kaşarla birlikte patlıcanımızın bu şekilde güzelce erimesi gerekiyor. Bakın. Artık istediğimiz kıvam bu. Bakın. Şu şekilde tel tel ayrılması istiyoruz. Oldu. İstediğimiz oldu.
Arkadaşlar bakın kaşarımız eridi. Çok güzel toparlandı. Bu aşamada içerisine bir su bardağı süt ilave ediyorum. Biraz karabiber bu aşamada en son. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Artık bu son aşaması. Sütünü de çektikten sonra bakın yavaş yavaş bir bardak sütü çekti. Bu şekilde karıştırıyoruz. Aşama çok önemli. Süt miktarı. Lütfen sütünüzü koyarken dikkat edin. Şöyle sakız gibi olması lazım. Bakın. Kıvam ne kadar güzel oldu. Bu tam istediğimiz bir kıvam. Kolayca düşmeyecek. Zor düşecek kaşığımızdan. Şöyle yapalım. Bakın. Şimdi kaynadığında ben ocağımın altını kapatacağım. Bakın arkadaşlar. Kaynadı. Pıt pıt yapıyor. Kıvamını aldı. Şimdi hazır. Bakın. Ocağımın altını kapatıyorum artık. Bu şekilde beğendiğiniz hazır. Bakın kıvam ne kadar güzel oldu. Ben patlıcanı çok bol koydum. Çünkü lezzeti süper oldu. Bir kaşık yedim. Size de öneriyorum. Bakın keşkek gibi aynı tavaya yapıştı. O kadar güzel oldu ki yoğunluğu tam kıvam. Arkadaşlar böyle güzelce yerleştiriyoruz. Vermiş olduğum ölçü en az 6 kişilik. Ben tabi servis tabağını sunumu yapıyorum. Tek tabağı sunumu yapmıyorum. Şu şekilde hazır. Etlerimiz de şu şekilde lokum gibi pişti. Sosu muhteşem oldu. Evet arkadaşlar. Hünkar beğendi, bitti. Hepinize afiyet olsun. Bu güzel yemeği hepinize öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hünkar beğendi yemeğimi sizin için tadıyorum. Şöyle lokum gibi etinden alıyorum. Patlıcanından alıyorum. Muhteşem. Böyle bir lezzet yok. Şahane. Hepinize afiyet olsun. Lütfen deneyin bu yemeğimi.